Çok sevgili 2020 mezunu arkadaşlarım, kardeşlerim. İlginç bir dönemden geçiyoruz gerçekten. Bu sene mezun oluyorsunuz, olacaksınız. Ve hayatınızda böyle canlı canlı yapmayı düşündüğünüz bir organizasyon töreniniz belki olmayacak. Ama yaşamda her ne yaşarsak yaşayalım, bunun bize ne öğrettiği, bundan sonraki hayatımızda bize neler kattığı, neler katabileceği üstüne düşüncelerimizi yoğunlaştırırsak, yaşadığımız her negatif ya da pozitif şeyin hayatımızın içerisinde ne kadar büyük etkileri olduğunu, bir takım zorluklarla karşılaştığımız zaman bunları nasıl aşabileceğimizi, kendimize dair neler keşfedebileceğimizi, ailemize ve etrafımızdaki insanlara karşı neler keşfedebileceğimizi daha net hisseder oluruz diye tahmin ediyorum. Ben bir mezuniyet töreni yaşamadım şahsi olarak. Çünkü mezuniyet törenine gitmedim. Bu tip kutlamalardan çok hoşlanmam, haz etmem. Davetlere katılmaktan da çok haz etmem. Ama bu çok kişisel bir şey. Yaşama dair neler yapabileceğiniz konusunda, moralinizi daha yüksek tutmak adına neler yapabileceğiniz konusunda ahkam kesmeyi de sevmem. Çünkü ben 4 yaşında bir kızım var. Hayatımdaki en çok öğrendiğim şeyleri ondan öğrendim. Çünkü bir bebeğin bakış açısıyla nasıl bakılması gerektiğini, bazı şeyleri ne kadar umursanıp bazı şeyleri ne kadar umursanmaması gerektiğini, özgürlüğün ne kadar değerli bir şey olduğunu, ne kadar kıymetli bir şey olduğunu ve bunu dışarıya yansıtırken ki özgürlüğün de ne kadar kıymetli ve değerli bir şey olduğunu ondan öğrendim. Evet, biz böyle çekirdek bir aileyiz ve birbirimizi bir arada geçirmeyi, bir arada zaman geçirmeyi çok seven, tercih eden bir aileyiz. Kızımla çok vakit geçiriyorum ama işte bu pandemi dönemi mesela bana şunu öğretti ki ne kadar ailenle bir arada olursan, ne kadar kendinle bir arada olursan bir takım şeyleri çözmenin yolunu çok daha hızlı bulabileceğinizi düşünüyorum. Yaşamda bazı düsturlarım vardır, bazı cümlelerim vardır. Size asla ahkam kesmek istemem ama en azından kendim nasıl yaşadığımı size anlatabilirsem belki bir ufak kulağınızda bir küpe kalır. En önemli ve değer verdiğim cümlelerden biri basit olan zordur. Yani en basiti yaşamak, algılamak, hiçbir şey düşünmeden, hiçbir şey sırtınıza yüklenmeden yürüyebilmek, su içebilmek, dans edebilmek, yağmurun altında o su damlalarını hissedebilmek, hiçbir şey yüklenmeden, yani bir şey yaşadığınız zaman sadece onu hissederek yaşamak çok değerli bir şeydir. Bunu yapmak çok zordur gerçekten. Sanıyorum pandemi dönemi bir sürü insana, hani ben bunu ne kadar düstur edinsem de bazı zamanlarda yaşayamıyorum. Bu dönem bunun altını çok net çizmeme sebep oldu. Yani bir sürü şey deniyor tabii işte. Birileri tarafından üretildi, dünyanın değişimine sebep olacak şeyler oluyor. Öyle ya da böyle. Sonuç olarak biz dünyaya, doğaya bir şey yapıyoruz. Doğa da bunun karşılığında bizi ya engelliyor ya yolumuzu açıyor. Bir takım insanlar, bir takım toplumlar ya da devletler ya da güçler bunu kullanmak istiyor olabilirler. Ona da bir şey diyemiyorum. Çünkü bireysel olarak ben ne yaptığımı ve ne yapmam gerektiğini en azından bunun içerisinden çıkarttım. Zaten çok sade ve basit bir şekilde yaşamayı önemseyen bir insanım. Aile olarak da öyleyiz. Mütevazi yaşamayı tercih ediyoruz, seviyoruz. O yüzden de bu basit olan zordur cümlesi ve önermesi benim hayatımın en önemli cümlelerinden biridir. İkinci çok değer verdiğim cümle de şeytan tırnak içinde olumsuz önerme olarak hayatımıza çıkarsa şeytan zanda gizlidir derim ben hep. Zannettiğiniz her şey size zarar verebilir. Birisinin sizi sevdiğini zannediyor olmanız ya da sevmiyor zannediyor olmanız size mutlaka başka senaryolar kafanızda oluşturup zarar veriyor olacaktır. O yüzden ben mümkün olduğu kadar bir şey zannetmektense o zannettiğim şeyi karşımdaki insanla ya da karşımdaki varlıkla paylaşarak anlamaya çalışmayı tercih ediyorum. Bugüne kadar hep böyle yaptım. Hayatımda kalması gereken insanlar kaldılar, gitmesi gereken insanlar gittiler. Ama bunun çözüm yolunu mümkün olduğu kadar konuşarak, anlamaya çalışarak ve asla
zannetmeyerek yaşadım. Bazı şeyleri öğrenemezsiniz belki. O zaman da bakış açınızı değiştirmeniz gerekir. Hani konuşamazsınız falan. O yüzden bu şeytan zanda gizlidir de benim için çok kıymetli bir cümle. Ama dünyanın üzerinde yaşayan herkesin oturduğu bir terazi var. Yani kendi oturduğumuz yerle yaşadığımız dünya karşısında bir terazi var. Oradaki en önemli cümlemde kendinize yapılmasını istemediğiniz şeyi başkasına ne olur yapmayın. Ve bu yüzden de başkasını suçlamayın. Çünkü yaşamla karşılaştığımız her şey, ama her şey bizim yaşama yansıttığımız şeyin aynısı oluyor. Yaşamla karşılaştığımız her şey bize mutlaka bir şey demek için var oluyor. O yüzden kulağımız hep açık olsun. O ana açık olsun. Bir şeylere hazır olmaya çok açık olalım. Çünkü o an çok kıymetlidir. O an olarak tanımladığım şey. Bir şey karşınıza gelir. Karşınıza gelen şey sizin tutmanız gereken şansınızdır. Ve o şansınızı tutmaya hazır olmadığınız takdirde o şansınızı elinizden kaçırırsınız. O yüzden 1. Basit olan zordur. 2. Şeytan zanda gizlidir. 3. Bu çok açık bir cümle zaten. Kendinizi yapılmasını istemediğiniz şeyi başkasına yapmayın. 3. O anlar mutlaka karşınıza çıkıyordur ve çıkacaktır. O ana mutlaka hazır olun. Şimdi çok güzel bir tatil yapın ve hayatınızın bundan sonraki kısmını öncelikle sağlıklı, mutlu, duyarlı ve başarılı geçirmeye gayret edin. Sizi gerçekten çok seviyorum. Siz kimsiniz biliyor musunuz? Beni dinleyen, duyabilen, bir şeyler paylaşabilen herkes. Çünkü burada bir video çekiyorum ve çektiğim video mutlaka birileri tarafından izleniyor ya da dinleniyor olacaktır. Ben aynı dünyayı paylaştığımız için çok gurur duyuyorum sizinle. Umarım siz de aynı dünyayı paylaştığınız herkesle ve her şeyle, tanımlayabildiğiniz her şeyle çok gurur duyarsınız. Çok sevgiler, çok öpücükler, çok saygılar ve çok selamlar. İyi bir yolculuğunuz olsun. Hoşça kalın.